saat şu an 4:30. Saçımın başımın haline bakın. Biz ona çıkacağız. Ailemin yanına gideceğiz. Yazlığa. O yüzden kalktık. Şimdi son toparlamaları yapacağım. Ondan sonra yola çıkacağız. Görüşürüz. Ben şimdi aşımı oldum. İyi gibiyim. Şu an bir sıkıntım yok. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Neyse şimdilik iyiyim. Sonra görüşürüz. Size en son, yani daha doğrusu videoda en son konuştuğumda aşıdan çıktığını söylemiştim. Şu an iyiyim demiştim ama ondan sonra vloga devam edemedim. Çünkü bayağı kötü şeyler yaşadım. Aslında ilk başlarda hiçbir şeyim yoktu. Bu arada kusura bakmayın arka plan için. Yazlıkta olduğum için ancak burası müsaitti. Burada çekebiliyorum. Başlarda hiçbir sıkıntım yoktu. Kol ağrım bile yoktu. BioNTech vuruldum ben bu arada. Kol ağrım bile yoktu. Hatta gezdim falan. Eve geldim. Hiçbir şeyim yok. Ya sadece böyle oturduğum yerde içim geçiyordu. Uyumak istiyordum sürekli. Zaten erken yattım. Uyudum direkt. Deliksiz uyudum. Ve sadece gece böyle kolumun üstüne yattığım zaman ağrım oluyordu. Aşıdan yaklaşık 20 saat sonra baş ağrım başladı. Nasıl şiddetli bir baş ağrısı. Yani böyle kafamı artık koparıp atmak istiyordum. Ya da işte saçlarımı yolmak istiyordum. O derece bir baş ağrısı. Arkasından
baş dönmesi, mide bulantısı yaşamaya başladım. Aşıdan 22 saat sonra falandı galiba. Artık böyle çok kötü duruma gelmeye başladım. Hemen eşim vertigo ilacımı verdi, mide ilacı falan verdi. Ama yok, hiçbir şekilde yok. Tansiyonumu ölçtük. Tansiyonum bayağı düşmüş ve nabzım 120'ye çıkmıştı. Bir süre sonra bilincim de gitmeye başladı. Ellerimi böyle işte belden yukarı mı hissetmiyordum. Felç geçiriyorum sandım. Hemen zaten hastaneye götürmeye çalıştı eşim beni. Nefes darlığı çekmeye başladım. Böyle nasıl alıyorum biliyor musunuz nefesi? Diye nefes almaya çalışıyorum. Aldığım nefes asla bana yetmiyor. Hemen eşim hastaneye götürdü. Zaten böyle parça parça hatırlıyorum olanları. Ve arabaya bindim. Arabaya bindikten sonrasında hatırlamıyorum. Arabada bayılmışım. Gözümü bir açtım, hastanedeyim. Tekrar gitti herhalde bilincim, bilmiyorum. Tekrar gözümü açtığımda hastanede yatıyordum. Tepemde şey vardı, serum vardı. Ne ara bana damar yolu açıldı, ne ara serum takıldı, işte kan almışlar. Bir baktım parmağımı şu şekilde sıkıyorum. Pamuk var orada. Demek ki şekerimi ölçtüler oradan. Ya bunlar ne ara oldu inanın hiç hatırlamıyorum. Bilincim tamamen gitmiş. Serum işte bitmişti hatta. Gözüm açtığımda serum bitmişti zaten. Ta kan tahlillerini bekledik. Kan tahlilleri de temiz çıktıktan sonra hastaneden çıktık, geldik eve. Çok yani hemen hemen bütün yan etkilerini ben yaşadım. Ama tabii bu bana oldu. Herkes olacak diye bir şey yok. Benim normalde de zaten bünyem çok zayıftır. Hani çok çabuk hasta olurum. Bir ben de bu kadar fazla etki duydum ben. Başka kimse de böyle etkiler duymadım. Ama işte bu aşıdan sonra ben bayağı bir kötü olduğum için vlog çekemedim. Ama zaten bu zamana kadar da bayağı bir şey çekmiştim. YouTube'dan uzak bir haftada neler olduğunu size elimden geldiği kadar çekmeye çalıştım. Artık kanala dönüş yapıyorum tekrar. Anlayışınız için çok çok teşekkür ederim. Bu arada eğer böyle vlog tarzı videolar kanala gelsin istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım vlog videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.